Döşeme Altı Belediye Başkanı Turgay Genç bize döşeme altı ile ilgili sıkıntılar var mı? Şu anda belediye ekipleri ne tür çalışmalar yapıyor? Onunla ilgili bilgiler verecek. Özellikle mesela telefonlar geliyor bize döşeme altından da. Onu da başkana soracağım. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Evet, Akif Bey merhabalar, iyi yayınlar. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum sizlere de. Geceden itibaren sizde de vardır yoğunluk. Şu anda döşeme altı ilçesinde halk illaki şimdi sokağa çıkma yasağına uyuyordur. Peki temel ihtiyaçların giderilmesi anlamında belediye ekipleri nasıl görev alıyorlar? Şu an belediyede tüm ekiplerimizle hizmet etmeye çalışıyoruz. Tüm bize ulaşan vatandaşlarımızın çağrı hatlarımızda her türlü ihtiyaçlarını görmeye çalışıyoruz tüm ekiplerimizle birlikte. Yeter ki onlar evden çıkma yasağına riayet etsinler. O yüzden bütün ekiplerimiz şu an çalışmakta. Özellikle size nasıl ulaşacaklar? Telefon numaralarını eğer bize verebilirseniz. Bizim çağrı merkezimiz 444-0507 hattımızdan tüm vatandaşlarımız bize ulaşabilirler. Burada bizim çağrı merkez hattımızda personellerimiz var. Onlar gelen taleplerini not alıp hemen sağ ekiplerimiz her türlü ihtiyaçlarını yönlendiriyoruz. Başkanım, özellikle bize gelen telefonlar var. Bu TOKİ Çıplaklı bölgesinden ekmekle ilgili, ekmek ulaşımıyla ilgili bir çalışmanız olacak mı? Size de ulaştılar mı acaba vatandaşlar bizim şu anda kilitlemiş durumdalar santrali? Bize ulaşamayan vatandaşlarımız için de ayrıca ekmek dağıtımıyla ilgili ekiplerimiz her mahallemizde şu an dolaşmakta. Ben TOKİ bölgesiyle ilgili vatandaşlarımıza yine 444-0507'den bize ulaşabilirler. Olmasa dahi ben şu an o bölgeye bir ekip çıkartıyorum. Başkanım, bir de biz de haberlerimizde dile getirdik. Yaklaşık 600 vatandaşa bir kuru gıda yardımı hedefiniz vardı. Tutturdunuz mu? Evet. Devam eden talepler var mı? Tabii ki. Şu an 1500 haneye ulaştık. İhtiyaç sahibine ulaştık. Bu Ramazan ayı dolayısıyla da devam edecek zaten. Çünkü şu an dünya maalesef böyle bir krizle mücadele ediyor. Ve en çok vatandaşlarımıza evden çıkma diyoruz ama gerçekten zor durumda olan, ücretsiz izne ayrılan, işsiz kalan birçok vatandaşımız var. Ve onlara da mümkün olduğu kadar sosyal belediyecilik anlayışıyla elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Bir de özellikle sokağa çıkma yasağından önce siz de dezenfeksiyon işlemleri yapıyordunuz. Evet, ne durumdaydı? Evet. En son bu kamu kurum binaları tamamlanmış mıydı? Devam ediyor mu bu dezenfeksiyon çalışmaları? Tabii ki biz zaten hemen kriz kendini gösterince COVID-19 ile ilgili klordioksit çözümleme tesisimizi hızlı bir şekilde oluşturduk. Ve şu ana kadar bölgemizdeki bütün kamu binaları, özellikle bölgemizde 65 yaş üzerinde yalnız yaşayan 400 tane kaymakamlığımızın bize bildirmiş olduğu evlerin dezenfektesi. Onun dışında çalışanlarımızı koruma amacıyla girişe yaptığımız hızlı dezenfekte kabini ve bütün sosyal alanlar, pazar yerleri hızlı bir şekilde dezenfekte edilmekte. Onun dışında geçen hafta itibariyle tüm siteleri girdik. Sitelerin ortak alanlarının dezenfektasyonu devam etmekte bölgemdeki. Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağına riayet göstermelerini rica ediyoruz. Bizler benim bölgemde Döşemaltı Belediye'miz, diğer bütün arkadaşlarım, diğer belediyelerimiz aktif bir şekilde sokağa çıkma yasağı süresinde görevde olacaklar. Yeter ki paniğe kapılmayalım, sakin olalım ve bizlere ulaşmaları yeterli. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ben de teşekkür ediyorum. Açıklamalar abi için. Evet, konuğumuz Döşeme Altı İlçe Başkanı, Belediye Başkanı Sayın Turgay Genç'ti. Özellikle ekmek ihtiyacı konusunda ekipleri görevlendirdiğinden bahsetti efendim. Ve telefon numaralarını verdi belediye ekiplerine.
hangi numaradan ulaşacakları konusunda vatandaşların yardımcı olduğu